Herkes ölümden korkar. En azından sevdiği birinin ölümünden. Bazen soruyorum kendime. Karşılaştığımız onca cinayetten sonra ölüme alışabilir miyim diye. Ama bazı şeylere alışmak zaman ister. İşin doğrusu, zor olan ölüme alışmak değil. Asıl zor olan korkularımızla yaşamaya alışmak. Yardım edin. Acil ambulans yardım. Emredersiniz amirim. 5:40 olay mahalline acil ambulans. Ne düşünüyorsun? Gerçekten ne düşündüğümü merak ediyor musunuz? Biz ne ara bu hale geldik? Nereden geliyor bunca kötülük? Komiserim, evin her yeri kameralarla donatılmış. Fakat olay anında elektrikler kesik olduğu için elimizde görüntüler yok. Adamın durumu nasıl? Kritik komiserim. 2 kere bıçaklanmış. Çok kan kaybetmiş. Bu güvenlik kameralarının daha önceki kayıtlarının bir kopyasını alalım. Baş üstüne. Komiserim. Bu galiba bir anagram. İhale raf camda mı yazıyor? Yani bana da anlamsız geldiği için anagram olabilir dedim. Hani böyle kelimelerin içindeki harflerin yerini değiştirince başka bir kelime üretiyorsun ya. Olabilir. Emin değilim.
Yani belki de bir ihaleyle ilgiliydi olay. Belki de. Sizce kim yazmış olabilir bunu? İşte ya katil ya da o yaralı kurtulan adam. O zaman bence yaralı olarak kurtulan adam. Çünkü bize bir mesaj bırakmak istemiş olabilir. Öyle olsa katilin adını yazmaz mıydı? Tamam, işte belki bu da katilin adı ama şifreli. Hadi katil yazdıysa? O zaman da kafamızı karıştırmaya çalışıyor demektir. Ya da bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Her neyse, bize bir kriptoloji uzmanı lazım. Komiserim, sizce elektrikleri bilerek mi kestiler? Vallahi hiç bilmiyorum Zeynep ama ben hayatımda böyle acayip bir olay görmedim. Ben de. Barış Başkomiseri şimdiden çok özledim. Ben niye gitti hala onu bile bilmiyorum. Kapanmamış bir hesabı vardı. Belki halledince döner. Umarım. Cevap verin lütfen. Yardım edin. Tam telefonu bile kapatamamış. Evet, adam sadece yardım isteyebilmiş. 155'teki arkadaşlar cep telefonu sinyalinden yerini tespit edip ekip göndermişler. Bir daha oynat bakayım. 155 polis imdat. Yardım edin. Ne olur. Beyefendi nereden arıyorsunuz? Cevap verin lütfen. Yardım edin. Adamın adı Sinan. Profesör Doktor Sinan Demirhan. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi. Biraz araştırdım. Adamın böyle patentini aldığı birkaç projesi var. Nasıl projeler? Örneğin işte sudan aldığı enerjiyle hareket eden jet ski tasarlamış mesela. Çok acayipmiş ya. Sağ ol. Sence de acayip değil mi ya? Vallahi komiserim çok da ilginç değil. Yani yıl olmuş 2021. Ben hala niye uçan arabalar falan yok onu düşünüyorum. Ya ben esas şeye takıldım. Bu evde niye bu kadar kamera var? Adamın karısı avukat. Bir sürü tehdit alıyormuş. Belki ondandır. Kimmiş? Mine Demirhan. Boşanma avukatı. Medyada sık sık görünen... Tanıdık bir sima. Taciz, tecavüz, istismar, kadına şiddet. Anlayacağınız nerede mağdur bir kadın? Mine Hanım orada. Burcu Demirhan, kızları. 16 yaşında. Psikolojik problemleri yüzünden eğitimini ara vermek zorunda kalmış. Ne gibi problemler? Yani psikoloğunu aradım ama sekreteri İstanbul dışında olduğunu söyledi. Cebi de kapalı. Nasıl? Bu olayın üstüne hem de. İsterseniz görüşürüm. Yok. Ben görüşeceğim onunla. Bu arada elektrik kesintisi dağıtımcı firma tarafından önceden duyurulmuş, planlanmış bir kesintiymiş. Gece saat 12'den 2'ye kadar devam etmiş. Ha. O zaman katil o aralığı özellikle seçmiş olabilir. Olabilir. Komşulardan ses çıkmadı mı? Maalesef. Hepsi uyuyormuş. Ne bir şey gören var ne de duyan. Kim ne istedi sizden acaba?
takip ediliyoruz. Emin misiniz? Çıktığımızdan beri peşimizde. Aldın mı plakayı? Attım bile Mine'ye. Mine, sana bir plaka gönderdim. Bir araştır bakalım kime aitmiş. Komiserim. Çekil. Geç. Sinan Bey'in ameliyatını siz mi yaptınız? Evet. Karnından iki kere bıçaklanmış. Çok kan kaybetmişti. Durumu ciddiydi. Elimizden geleni yaptık. Şimdi nasıl peki? Hala yoğun bakımda uyutuyoruz. Ama iyiye gidiyor. Yakında kendine gelir diye umut ediyoruz. Maşallah. Peki dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ne gibi? Yani işte bıçak yaraları dışında herhangi başka bir şey. Vücudunda ufak tefek ezikler vardı. Boğuşmuş olabilir diye düşündüm. Ama asıl garip olan sağ elinin işaret parmağının ucu ciddi bir şekilde tahriş olmuştu. Nasıl bir tahriş peki? Sanki bir yerlere uzun bir süre sürtünmüş gibi aşınmıştı. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Vaktinizi aldık. Yeni bir şey olursa bize haber verirsiniz, olur mu? Tabii ki, siz merak etmeyin. Hemen haber veririz. Sağ olun. İyi günler. Yoğun bakımın önüne bizden birilerini koyalım. Gelen geçen herkesi kontrol etsin. Tamam, hallederim ama. Hayırdır birader? Siz kimsiniz? Yakışıklı çıkmış mıyım? Sinan Bey'in asistanıyım ben. Ortalığı toparlıyordum da. Vallahi bana pek toparlıyormuşsun gibi görünmedi. Sinan Bey çok dağınıktır. Olanlardan haberin var mı? Duydum maalesef. Çok üzüldüm. Yakın mıydınız Mine Hanım'la? Yakın sayılırdık. 2 senedir birlikte çalışıyoruz. Mine tuttuğunu koparan hırslı bir kadındı. Bir şey kafaya taktım asla vazgeçmezdi. Hmm. O zaman haliyle birilerinin damarına basmış olabilir. Tahmininizden daha fazla. Birçok dava kazandı. Sema Hanım, aklınıza hiçbir isim falan geliyor mu? 6 ay önce bir davaya bakmıştık birlikte. Kocasından şiddet gören bir kadının davasıydı. Kadın hamileydi. Adam ceza aldı ama adliye çıkışında tehdit etmişti Mine'yi. Sen benim hayatımı kararttın, ben de senin hayatını karartacağım. Geçen hafta adamın hapisten firar ettiğini öğrendik. Kameraları da bu yüzden mi taktırdılar? Kameraları Sinan Bey taktırmıştı. Neden? Nasıl desem, Sinan Bey fazla paranoyaktı. Üzerinde çalıştığı projenin çalınmasından korkuyordu. Ne projesi? Yolda giderken ürettiği enerjiyi depolayıp elektrik enerjisini çevirerek yakıttan büyük oranda tasarruf edecek bir araba prototipi. Allah Allah. Mümkün mü ya böyle bir şey? Bisikletlerde kullanılan dinamoyu biliyorsunuzdur. Hani şu tekere sürter de far yanar. Evet. Onun çok daha gelişmişi. Sinan boş bir hayalin peşindeydi. Asistan öyle demiyor ama. Komiserim, Michael Faraday dinamoyu yaklaşık 200 yıl önce keşfetti. Yani böyle bir şey mümkün olsa çoktan bulunurdu. Siz projeyi gördünüz mü? Yani bir takım taslaklar gösterdi bana. Ama geliştirdiği sistemin ürettiği enerji maliyetine oranla çok düşük. Ne kadar düşük mesela? Yani şöyle anlatayım isterseniz. Üniversitenin bu proje için Sinan'a ayırdığı fonu bile karşılayamayacak kadar düşük. Projeyi benim bir görme şansım var mı? Maalesef. Sinan biraz paranoyaktı. Yani fakültenin dekanı olmama rağmen ayrıntıları benden bile saklıyordu. Şuna bakar mısınız? Sinan mı çizmiş bunları? Bilemiyorum. Biri anagram sanırım. Bir alabilir miyim?
Bir şey çağrıştırıyor mu size? Bilemedim komiserim. Yani bir kriptoloji uzmanına gösterseniz çok daha iyi olur. Sen de bu projenin bir kopyası vardır herhalde. Yok maalesef. Dedim ya Sinan Bey... Anladık anladık. Fazla paranoyak. İkisi de ağız birliği etmiş gibi tutturmuşlar bir paranoyak, paranoyak, paranoyak. Bir tane çakacaktım göreceklerdi paranoyak nasıl olmuyormuş. Komiserim bu ne sinir? Başkomiserim gitti diye mi bu kadar sinirlisiniz siz? Ne alaka ya? Şu dünyada bir ben mi sinirliyim ya? Ya bir markete gidiyorsun milletin suratı asık. Ya sokakta biriyle göz göze gelsen bana mı bakıyorsun diye üstüne yürür. Birine Allah korusun omuz atsan gider tekme tokat dalar. Ne istiyorsunuz benden ya? Ben ne yaptım şimdi? Bana niye kızıyorsunuz? Alt tarafı bir şey sordum ben. Ama bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Kızmıyorum ben Zeyno. Bu benim doğal halim. Normalim bu benim. Hayır tamam başkomiserim gitti diye ben de çok üzülüyorum ama... Zeyno bak beni delirteceksin. Vallahi delirteceksin beni ha. Komiserim ben sizi o kadar iyi tanıyorum ki. Bari bana yapmayın ne olur. Barış başkomiserim sayesinde geri döndünüz. Ama şimdi o yok. Ama her işte bir hayır da vardır yani. Belki sizi birimin başına getirirler. Yok ben konuştum. Onlar da anlamış artık özel birimin beni kesmediğini. Direkt emniyetin başına getireceklermiş beni. Artık orada böyle gerile gerile yönetirim bütün teşkilatı. Daha iyi. Neyse en azından gergin olduğunuz zamanlarda da espri yapabildiğinizi öğrenmiş olduk. Tamam zevzeklik yapma be. Şu plakadan bir haber çıktı mı? Çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız. Zeyno'cum. Ben ölüme kafa atmış adamım. Bu saatten sonra hiçbir şeye şaşırmam. Peki. Araç bize aitmiş. Nasıl bize? Ne demek bize ait ne demek? Bayağı bizim teşkilattan. Yok artık. Var artık. Ben ne demiştim? Sence katil bunlardan biri mi? Bilmiyorum. Ama şüphelilerin içindeki en güçlü aday Tuğrul bence. Adam ayaklı suç makinesi ya. Adam kaçırma, adam alıkoyma, hapisten kaçmış kadını tehdit etmiş. Sizce? Bence bir şey söylemek için erken gibi. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu şifreli sembolleri Sinan hazırlamış. Acaba ne anlatmaya çalışıyor? Profesör bir kendine gelseydi bu kadar uğraşmazdık da. Neyse o zaman bir kahveni içerim. Hemen. Şu kriptologdan bir haber var mı? TÜBİTAK'tan aradılar yarın geliyormuş.
komiserim. Günaydın. Günaydın. Ay. Sabahladınız galiba. Hı. Ya şu evin kamera kayıtlarına bakıyordum da uyuyakalmışım. Sağ ol ya. Çok makbule geçti. Afiyet olsun. Bu arada benim de size güzel bir haberim var. Tuğrul yakalandı. Emniyete getiriyorlar. Siz bir şey bulabildiniz mi? Ne zaman öleceğini bilmek ister miydin? Aa, hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu? Böylesine sordum. Komiserim iyi misiniz? Ya iyiyim yani. İster miydin, istemez miydin? Bir düşüneyim. Yani böyle hani bir 100 yaşında falan öleceksem isterdim herhalde ama yarın öleceksem. Yok yok öyle değil yani. Şimdi kıvırtma. İster miydin, istemez miydin? Ha. İstemezdim ya. Siz ne zaman öleceğinizi bilmek ister miydiniz? Komiserim biri geldi. Olayla ilgili tanıklık etmek istiyormuş. Tamam, alın içeri. Biz de geliyoruz birazdan. Cevap yok mu? Şu tanığa bakalım hadi. Hayırdır? Neye bakıyorsun? Müsaade ederseniz anlatacağım. Tabii. Buyur. Evet, dinliyoruz. Ben Sinan Bey'in komşusuyum. Ya. Biz konuştuk bütün komşularıyla. Ben sizi hiç hatırlamıyorum. Ha evet, karımla konuşmuşsunuz. Ben o sırada işteydim. Şimdi şöyle bir durum var. Karım size o gece uyuduğumuzu söylemiş. Yani tabii ki uyuduk da ben bir ara uyandım su içmek için. Aşağı indim, salonun penceresinden böyle polis arabasının ışıklarını görünce ne oluyor ya diye bir bakayım dedim. Tam o sırada böyle yan bahçenin duvarından biri bizim tarafa atladı. Koşarak arkadan çıktı gitti. Yüzünü gördünüz mü? Evet. Tarif edebilir misiniz? Daha iyisini bile yapabilirim. Gördüğüm adam buydu. Emin misiniz? Evet evet. Bu. Gördüğüm adam buydu. Nasıl komiserim? Gelir gelmez panoya bakmakla iyi yapmışım değil mi? Şimdi bir sürü işten kurtardım sizi o... Robot resimler falan. Tabii tabii. İyi ki bakmışsın yani. Sağ ol. Soracağınız başka bir şey yoksa izninizle ben gidiyorum. Çünkü bir görüşmem var da. Tabii tabii. Buyurun. İstediğiniz zaman. Eyvallah. Gel bakayım buraya gel. Gel. Ne oluyor amirim ya? Göreceğiz ne oluyor bakalım. Amirim ne oldu ya? Yürü devam et. Bizi takip eden adam. Evet. Gel bakalım. Burada daha rahat konuşuruz. Oh. Şimdi filmi başa sarıyoruz. Neden yalan söyledin? Nasıl anladın? Polis sirenleri tamam. Yansımalarını görmüş olabilirsin. Ama komşu evin salonunun camı yan duvarı görmüyor.
Duvardan atlayan adamı görmene imkan yok. Hele hele o elektrik kesintisinde, o karanlıkta adamın yüzünü görmene hiç imkan yok. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Yazılı ifademi almadan salınca benim biraz hayal kırıklığına uğramıştım ama... Ne saçmalıyorsun lan sen? Sadece sorulan soruları cevaplayacaksın. Adın? Kenan. Evet, Kenan Efendi. Neden bizi takip ettin? İşinizi nasıl yaptığınızı görmek için. Yani nasıl diyeyim? Bu bir çeşit huy bende yani. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama çalıştığım arkadaşlar... ...benim hep bir kontrol manyağı olduğumu söylerler. Emniyete ait arabayı nereden buldun? Evet. İşte geldik işin en eğlenceli kısmına. Senin hafızada da problem var galiba. Sadece sorulan soruları cevaplayacaktın. O araba benim. Yani daha doğrusu bana zimmetli. Özel birimin başına yeni atandım. İçer miydiniz? Yok yok, sen bir yudum al. Ya başkomiserim, kusura bakmayın da yani sizinki de iş değil ya. Aa, o kadar da itip kalktım. Şimdi yüzünüze bakamıyorum. Valla özür dilerim. Ya yok canım, sorun değil. Sonuçta görevini yaptın sen. Peki başkomiserim, siz bizi ne kadar zamandır izliyorsunuz? En başından beri. O zaman her şeyi de biliyorsunuz. Hemen hemen. Hakkında açılan soruşturmadan da haberim var. Ama merak etme, seni bir yere göndermeye niyetim yok. Ya anlayamadım. Ya aslında anladın da niye onu merak ediyorsun? Hele şu katili bir yakalayalım. Ondan sonra oturur onunla konuşuruz. Tamam. Ha, psikologdan ne haber? Yani henüz görüşemedik kendisiyle. Çünkü İstanbul dışındaymış. Hı hı. Bu sabah gelmiş. Bir yoklayın bakalım ne diyor. Peki siz nereye gidiyorsunuz başkomiserim? Adli tıbba. Ne acayip adam değil mi? Ya biraz cins adam ama. Ama ne? Yani ne bileyim, biraz kanım kaynadı. Ben de sevdim. İyi tamam. Ben de şu psikologla bir konuşayım o zaman. Ben de kamera kayıtlarına bakacağım. Bizim mesleğin en enteresan tarafı ne biliyor musunuz doktor hanım? Pardon? Bizim mesleğin en enteresan yanı ne biliyor musunuz diyordum doktor hanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ah pardon, biz tanışmıyoruz. Ben size tanıtmayı unuttum kendimi, kusura bakmayın. Başkomiser Kenan, özel birimin başına yeni atandı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizin adınız? Sezen. Sezen. Ne güzel bir isim. Evet Sezen Hanım. Umarım bana verecek isminiz kadar güzel haberleriniz vardır. Korkarım ki söyleyeceklerim pek hoşunuza gitmeyecek Kenan Bey. Birçok kesici delici alet olduğu için cinayet aletini bulamadınız. Doğru mu? Biraz zaman alacak. Ama kızım bu bıçakla öldürüldüğünü söyleyebilirim. Tek bir vuruş. Tam kalbine. Anında hayatını kaybetmiş. Peki ya anne? Anne 4 darbe almış.
İkisi makasla, ikisi bıçakla olabilir. İki kişi olabilirler mi? Onu bulmak sizin işiniz. Ben sadece bilimsel verilerle konuşurum. Varsayımlarla değil. Evet. Kadın yara almasına rağmen mücadele etmiş aslında. Fakat bir süre sonra kan kaybından ölmüş. Ölüm saatleri? Gece yarısıyla sabah saat 2 arası. İhbar saatiyle örtüşüyor. Bu arada kızın kolundaki kesiklere bakar mısınız? Bunların olayla bir ilgisi yok. Çok daha önce gerçekleşmiş. Bizim mesleğin en enteresan tarafı diyordum. İnsanlar yalan söyler ama cesetler asla yalan söylemez. Tabii siz bunu benden daha iyi bildiğiniz için şu an bunu benim size söylemem çok saçma oldu. Burcu gördüğüm en ilginç hastalardan biriydi. Kollarındaki kesikleri gördüğümde başta sınırda kişilik bozukluğu ya da depresyon olabileceğinden şüphelendim. Sonra? Sonra sosyal medya bağımlılığı olabileceği aklıma geldi. O da değildi ama. Hayır, çok daha ciddi sorunları vardı. Bana kendisi gelmek istemişti, internetten bulmuş. Hatta başlarda oldukça uyumluydu. Ama sonra tavırları değişmeye başladı. Bir gün bağırıp çekip gitti ve bir daha geri dönmedi. Ben de babasını aradım. Sakıncası yoksa dosyasının bir kopyasını rica edebilir miyim? Komiserim biliyorsunuz, psikolog danışan gizliliği. Beyefendi, o bahsettiğiniz yaşayan danışanlar için geçerli. Öldürülenler için değil. Ama tabii yine siz bilirsiniz. İsterseniz savcılıktan şüpheli sıfatıyla bir arama izni de çıkartabilirim. Tabii o zaman birkaç gün bizim departmanda misafir etmek durumunda kalırız sizi. Ne dersiniz? Pardon. Ha, buyurun. Pardon, yanlış geldim. Siz kime bakmışsınız? Ben Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü'nden geliyorum. Tamam. Biz de zaten sizi bekliyorduk. Komiser yardımcısı Zeynep. Ben de Kaan. Şaşkınlığımı mazur görün. Sizi burada beklemiyordum açıkçası. Neden? Ne bekliyordunuz? Yok yani şey, bize özel birim falan denince... Genelde özel birimde böyle kirli sakallı, asık suratlı adamlar oluyor. Yani sizin gibi güzel bir kadınla karşılaşacağımı tahmin etmiyorum demek. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Siz şöyle buyurun oturun. Ben ne isterseniz içecek getireyim, çay kahve. Siz hiç zahmet etmeyin, ben alırım. Nerede? Beni sakın yanlış anlamayın. Böyle ayağınızın tozuyla emrivaki yapmış gibi olmak istemiyorum ama biz zaten çok zaman kaybettik. O yüzden siz şöyle buyurun, oturun lütfen. Ben size dosyayı bırakayım, siz çalışmaya başlayın. Ben de size ne istiyorsanız getireyim. Tamam, o zaman bir sade kahve alırım. Ha, bizde şey yok, Türk kahvesi yok. Filtre olur mu? Hay hay, tabii ki. Tamamdır. Son olarak ben sizden kimliğinizi rica edebilir miyim? Neden? Kapıdan girerken göstermiştim ama... inanmadınız mı? Estağfurullah ya. Öyle bir inanmamaktan değil de biz bu sabah bir macera yaşadık da tekrarlanmasın diye öyle bir kontrol ediyorum sadece. Tamam. Teşekkür ederim. Kahve geliyor ama. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Refah da oluyor. Sen neler buldun? Valla şimdilik bunları. Harf, refah, carlama, mihrace, alemce, hamile. Niye güldünüz? Çok özür diledim. Valla ama gerçekten bunları mı buldun? Ay siz kendi bulduklarınıza gülün bir zahmet. Çünkü ferahlama, madara, malafa. Malafa ne ya? Ne oluyor burada? Malafa. Komiserim biz... Bu kim? Ben kriptoloji. Sana mı sorduk birader? Komiserim, arkadaş TÜBİTAK'tan gelen kriptoloji uzmanı arkadaşımız. Ankara'dan buraya dalga geçmeye mi geldin birader? Ben sadece yardımcı oluyordum. Affedersiniz. Eğer özür dilememi bekliyorsanız hiç beklemeyin, dilemeyeceğim. Ya ortada iki tane ölü var Zeynep, iki. Biri daha çocuk sayılır. Adam da gidici mi kalıcı mı belli değil. Şimdi şamata yapacak zaman mı ya? Ayrıca o kim ya? Siz ne ara bu kadar samimi oldunuz? Belki sizin gibi kırıp dökmüyorum ama... yaşadığı şeylere alışmakta zorluk çeken bir tek siz değilsiniz. Bizim hayatımızın yarısından fazlası bu dört duvar arasında geçiyor. Geri kalanında da ya ölülerle beraberiz ya da katil kovalıyoruz. Ne kadar korkutucu olursa olsun bunun mesleğimiz olduğunu kabullenmemiz gerek. Bazen gülmek bizim de hakkımız. Eyvallah. Sen gülmeye devam et. Nereye? Yemek yemeye. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Arkadaş, TÜBİTAK'tan herhalde. Evet başkomiserim. Ne yaptınız? Bir şey bulabildiniz mi? Maalesef komiserim ama yeni geldim. Çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz ama bulamazsınız çünkü yanlış şeyi arıyorsunuz. Nasıl? Gel buraya gel. Bak, sondaki iki çizgi var ya. Evet. Bu aslında bir harf. Y harfi. Adam sona doğru gücü kalmamış, o yüzden kaydırmış. Adam derken katil mi, Sinan mı? Sinan. Nereden anladınız Sinan olduğunu? İşte DNA raporlarına göre sembollerin yazılı olduğu kan Sinan'a aitmiş. Biz de öyle düşünmüştük biliyor musunuz? Bravo. Ne? Tabii ya. Durumu getirdiler mi? Evet başkomiserim. Sorgu odasında. Ben sizi bekledim. İyi güzel. Hakan nerede? Yemeğe çıkmıştı. Ha, ara hemen gelsin. Sorguyu onun yapmasını istiyorum. Tamam mı? Emredersiniz tamam. Alo. Ben kimseyi öldürmedim. Güzel. Ne yaptığını biliyorsun. Sana kimseyi öldürmedim diyorum. Ne laf ebeli yapıyorsun? Sıkma canını ya. Ben anladım zaten. Tıpkı böyle suçsuz, günahsız, masum adamlar gibi böyle sakin sakin konuşmandan anladım. Ya komiserim, vallahi billahi ben kimseyi öldürmedim. Yanlış adamın peşindesiniz. Yapma ya. Yanlış adam mı? Tüh be. Ya niye baştan söylemiyorsun birader? Bak bir saattir uğraştırıyorsun bizi. Biz de işte... kendisine içeri tıktıran avukatı tehdit ettikten sonra cezaevinden firar eden bir adamı arıyorduk. Var mı böyle bir tanıdığın? Geçmişte çok hata yaptım. Biliyorum. Ama hapis taktiğim başıma geldi. Karıma sor inanmıyorsan. Gittim ayaklarına kapandım. Elimi kaldırsam elim kırılsın dedim. Kes lan martaval okuma bana. Olay gecesi bahçe duvarından atlarken görmüşler seni. Bak ya benim yalanımı kullanıyor. Komiserim, kim diyorsa yalan söylüyor. Getir çıkar karşıma. Yiyorsa yüzüme kar söylesin. Kaydı durdurun. Kaan, bir ayağa kalk bakayım. Şu ceketini bir çıkar bakayım. Çıkar, 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 çıkar. Ver. Şu gözlüğünü de çıkar.
Nasıl oldu? Güzel. Doğru söyle. Çok. Tamam. Müsaadenizle. Merhaba. Ben Tuğrul Bey'in avukatıyım. Avukatın mı? Evet. Hadi Bey arayıp haber verince hemen atlayıp geldim. Bizim köyün muhtarı mı? Evet, evet. Zamanında babama çok büyük iyilikleri dokundu. Bizde iyilik unutulmaz. Merak etme, çıkaracağım seni buradan. Komiserim, müvekkilimle yalnız görüşmek istiyorum. Tabii, tabii. Teşekkürler. Ha bu arada, oradan gözetlediğinizi biliyorum. Lütfen yapmayın. Olur. Siz şöyle gelin. Sen yine de arkana dönüp konuş. Bunların sağ solu belli olmaz. Ne diyorsun bu işe? Dedim sana, cins. Ne konuşuyorlar acaba? Şimdi Tuğrul Bey kardeşim, dosyanı inceledim. Birincisi, ellerinde kapı gibi bir şahitleri var. İkincisi, firardasın. O yüzden bu durumda hakim ne seni dinler ne beni. Sen şimdi bu işten yırtmak istiyor musun? Şimdi hadi kadını anladım da kızıyla adamı niye öldürmek istedin? Ya. Sen yine de sessiz konuş. Bunların sağ solu belli olmaz. Ya iftira atıyorlar. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ama Tuğrul kardeşim, bak şimdi sen bana yalan söylersen ben seni hayatta buradan çıkaramam, bak dinle. İki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yersin. Karını kızını da artık kısmetse öbür tarafta görürsün. Ya yeminle hiçbir şeyden haberim yok. Hapisten kaçar kaçmaz memlekete gittim ben. Madem bu kadar hukukumuz var, alarsan şimdi bir şey yap. Tamam peki. Yapacağım. Sen şimdi burada sessiz sessiz otur. Hiç sesin çıkar. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Başkomiserim, ne konuştunuz fısır fısır? Salın adamı. Nasıl salalım? Doğru söylüyor. Gönderin gitsin. Nereden anladınız? Allah vergisi, anlıyorum ben. Başkomiserim. Ya Hakan, adamın gideceği bir yer mi var? Buradan direkt KODES'e gidecek. Gerekiyorsa yine alırız. Salın. Acaba muhtarın adını nereden biliyordu? Kızım, ondan kolay ne var ya? Arayıp öğrenmiştir. Bu avukatlık numarasını uzun süredir planlıyor muydu dersin? Vallahi onu bilmem de oyun oynamayı sevdiği kesin. Hı. Buldum. Kimle konuşuyor? Sana değil, ben kendimi kızgın zaten. Neden seninle konuşuyoruz artık? Kumrular. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Nereye başkomiserim? Sinan kendine gelmiş.
Yoğun bakımdan çıkmış. Ne işin var burada? Hayatın tehlikede. Ha? Gitmemiz lazım. Dur. Ha? Yaralı olduğunu belli etme. Tamam. Hızlı olmamız lazım. Nerede bu? Kaçmış. Acaba neden kaçtı? Doktorlar karısıyla kızının öldüğünü söylememiş. Adam onları bulmak için kaçmış olabilir. Belki de korkmuştur. İyi de neden ve kimden? Ne bileyim. Yakalayınca anlayacağız adamı. Akrabalarını araştırabildik mi biz bunu? Annesiyle babası ölmüş. Başka kardeşi de yokmuş. İyi tamam. Eşi, dostu, arkadaşı gidebileceği bir yer var mıymış bir araştıralım. Fotoğrafını da bütün ekiplere dağıtalım. Elbet bir yerden çıkacak. Aynı kabusu tekrar görmeye başladım. Barış başkomiser gittiği için olabilir mi? Belki de yeni amir geldiği için. Nasıl biri şu yeni amirin? Neydi adı? Kenan. Yani değişik bir adam. Anlatması zor. Bir şey söyleyecektim. Ya. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Peki Zeynep, uzun zamandır birlikte çalışıyorsunuz.
Bilmiyorum. Ya bir an geliyor. Çok yakın hissediyorum. Sonra bir bakıyorum. Sanki başka bir dünyada. Mücadele etmeyi bırakmalısın. Neyle? Kendinle. Öyle şeylerle uğraşıyoruz ki kendime sıra gelmiyor. Şu size gönderdiğim dosyaya bakabildiniz mi? Evet, baktım. Ama bir şey söylemem çok zor. Hastayı görebilir miyim? Yaşasaydı belki. Ama bazı görüntüleri var. İsterseniz yollarım. Hay Allah. Tamam, evet, iyi olur. Sizinle konuşmak iyi geliyor bana ya. O halde daha sık bekliyorum. Tamam. O zaman ben kalkayım. Malum yakalamamız gereken bir katil var. Tabii ki. Günaydın. Günaydın. Hala kızgın mısınız bana? Sen hala orada mısın ya? Ben unuttum gitti. Şu profesörün hastaneden kaçmasına takıldım. O yüzden canım sıkkın. Bu arada başkomiserimiz haklıymış. Tuğrul olay gecesi memleketindeymiş. Yani adam suçsuz. Senin kriptoloji uzmanı nerede? Pesmet'ti yoksa? Yok, iyi, çalışıyor. O şifreleri çözene kadar biz aya çıkarız. Komiserim, siz niye takıldınız ki bu çocuğa bu kadar? Gayet tatlı bir insan. Vallahi ben tadına bakmadım. Benim için işini yapsın yeter. Komiserim, buldum. İlk şifreyi çözdüm. Karanlığın gözleri. Evet. Şimdi bakın, dörtlü şifreleme sistemi kullanmışlar. Şurada açıkça görünen harflerin altında 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdığımızda her harf bir sonraki harfi söylüyor. Mesela K'den bir sonraki harf L, A'dan 2 sonraki harf C, R'den 3 sonraki harf T. Ya bu ne böyle ya, bu çorba gibi? Sen anladın mı Zeynep? Evet. İşte böyle tersten yazılmış gibi düşüneceksiniz. Mesela işte L harfini ters çevireceksiniz. Ya tamam işte, ama neyse ne. Karanlığın gözleri. Ne demek bu? Film. Film mi? Evet, böyle bir film var. Mine, arat bakayım oradan Karanlığın Gözleri. Tabii. Hatırlıyorum çünkü, var öyle bir şey. Evet komiserim. Ha, bak, Karanlığın Gözleri. Doğru hatırlamışım. Şu olay yeri fotoğraflarını açsana bir. Geç, geç. Ya, dur, dur bakayım. Şu DVD'lerine. Evet. Karanlığın Gözleri. Aferin. Hemen havaya girme. Hepsini çözene kadar çalışacaksın. Hadi Zeynep. Bura bak. Başkomiserim, hayırdır? Nereden? Sinan'ın evinden geliyorum. Ha, biz de oraya gidiyorduk. Kriptolog şifrelerden... Birini çözmüş değil mi? Evet. Hangi filmmiş? Film olduğunu nereden bildiniz? Evdeki güvenlik kameralarını yeniden devreye soktum. Yüzü tam belli olmuyor. Dur bekle. Sinan'ın asistanı. Dahası var. Dekan Bey, aldım. Vallahi bizim için bayağı zor oluyordu biliyor musunuz? Böyle çapraz sorgu falan filan.
O yüzden bu sefer bir değişiklik yapıp sizi birlikte ağırlamaya karar verdik. Ama rahat olun, tamam mı? Gerginlik istemiyorum çünkü bana hiç iyi gelmiyor gerginlik. Şimdi biz bu arkadaşla bir iddiaya girdik. Ben dedim ki katil her zaman cinayet mahalline geri döner. Bu da diyor ki yok öyle bir kural. Şimdi hangimizin kazandığını anlamak için bize yardım etmeniz gerekiyor. O yüzden soruyorum. Kadın da kızını sen mi öldürdün? Yoksa sen mi? Komiserim. Bir de bir arkadaşımız daha var. O da ikisi birden yapmıştır diyor. Ha doğru. Ben filmi almak dışında hiçbir şey yapmadım. Ha. E o zaman ihale sana kalıyor. Komiserim sizce ben bir kadınla kızını öldürecek birine benziyor muyum? Bakıyorum. Valla bence bayağı andırıyor. Öyle değil mi başkomiserim? Bakayım. Hık demiş burnundan düşmüş ya. Komiserim ben sadece projeyi güvenceye almak istedim. Hangi projeyi? Hani şu inanmadığım projeyi mi? Başta inanmadım. Ama sonra Sinan projeyle ilgili böyle şifre, semboller falan paylaşınca altından bir şeyler çıkabileceğini düşündüm. Siz de bana şifreli mesajların fotoğraflarını gösterince Sinan'ın gizli bir ipucu verdiğini anladım. Oh, kağıda bir şeyler karalamalar, sonra buruşturup çöpe atmalar falan. Hepsi numaraydı değil mi? Evet, şifreyi almak içindi. İkisini çözmeyi başardım ama diğerini bulamadım. Filmin içinde ne vardı? Sinan'ın geliştirdiği mikroçip. Mikroçip tek başına bir işe yaramadı. Proje dosyaları olmadan hiçbir işe yaramaz. Şifrelerden biri karanlığın gözleriydi. Ya diğeri? Anagram olan Michael Faraday'dı. Ne işe yaradığını anlayabildiniz mi? Hayır. Psst. Bakıyorum senin hiç sesin soluğun çıkmıyor. Ne diyeyim komiserim? Ne bileyim. Patronun sonunu anlattı. E biz de başını biliyoruz. Sen de ortasını anlat Altay'ım. Sen Sinan'ın evini biliyordun, orada kameralar olduğunu biliyordun. Elektrik kesintisini fırsat bilip içeri girdin. Sonra ne olduğunu anlat. Sonra bu Sinan'la karşılaşmıştır. Boğuşurlarken Sinan'ı bıçaklamıştır. Sesleri duyan karısı yanına gelince onu da bıçaklamıştır. E tabii o saatte kızın bahçede olduğunu bilmiyordur. Arkadan çıkarken kızla karşılaşmıştır. Onu da bıçaklamıştır. Ya dekan bey yüklü bir para teklif etti. Ben de sadece eve girip filmi aldım. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer birlikte yaptıysanız itiraf etmenin tam zamanı. Yoksa biz birazdan dekana işbirliği teklif edeceğiz. Bak göreceksin hemen satacak seni. Bu ihale sana kalacak. Bu işler hep böyledir. Ya ekmek kuran çapsın. Benim hiçbir ilgim yok. Ulan sıkışınca da hemen imana geliyorsunuz be. Yok yere yemin etmeyin oğlum. Vallahi birden komiserim. İki gözüm önüme aksın ki yok. Tabii ya. Michael Faraday. Hiç İngilizce olabileceği aklıma gelmemişti. Ya Michael Faraday. Öyle kikirdeşip dalga geçeceğine biraz kafanı çalıştırsaydın bulurdun. Diğerini buldu ama komiserim. Ya neyi buldu Allah'ını seversen? Buldu. Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz başkomiserim. Sen ne duruyorsun burada? Çözüyorum. Koş hadi son şifreyi çözmeden gözüme gözükme hadi. Tamam başkomiserim. Sinan'dan ne haber? Ekipler teyakkuzda her yerde arıyoruz. Ne diyorlar? İzliyorum başkomiserim ama daha ancak bir hafta öncesine kadar gelebildim. İyi tamam. Hadi devam.
değiştirdin? Belki de doğru düzgün bir babalık yapsaydın psikoloğa gerek kalmazdı. Doğru konuş. Komiserim, şunu bir izlemeniz lazım. Bakın. Başta her şey normal, ailecek, yemeğe oturuyorlar. Nasıl geçti bugünkü seansın? İyi. Hep aynı sıkıcı şeyler. Hmm. Emin misin? Niye? Bir şey mi oldu? Psikoloğun aradı. Bugün seansa gitmemişsin. O adam beni korkutuyor. Kızım senin iyiliğin için. Tamam işte ben de iyiliğim için gitmemiştim zaten. Burcu uzatma. Ya ne istiyorsun benden ya? Psikoloğa gitmem gerekiyor dedin, psikoloğa gönderdik. Okula ara vermem gerekiyor dedin, okula ara verdirdik. Şimdi ne oldu da vazgeçtin? Belki de doğru düzgün babalık yapsaydın psikoloğa gerek kalmazdı. Doğru konuş babanla. Ya o adam beni öldürmek istiyor. Burcu saçmalama. İyi. Tamam. İnanmayın. Ama olunca görürsünüz. Burcu! Ne zaman bu? Olaydan 10 gün önce. Benim bir derdim var da psikolog efendi. Böyle çocuk ya da kadın katili, tacizcisi, istismarcısı falan görünce böyle kafasını bedeninden ayırasım geliyor. Ki daha önce yapmışlığı var biliyor musunuz? Böyle birkaç fukatı var. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Yok ama sen üzerine alınmak istiyorsan bir şey diyemem. Kusura bakmayın ama benim bunlara ayıracak vaktim yok. Otur lan oturduğun yerde. Murat Bey, elimizde Burcu'nun ölmeden önce çekilmiş görüntüleri var. Sizin onu öldüreceğinizi söylüyor. Deli çünkü. Çıldırmış olmalı. Hastalarına deli diyen psikolog da ilk defa görüyorum. Hasta değil, danışan. Biz danışan diyoruz. Her ne? Burcu hayatımda gördüğüm en garip kızdı. Ne yaptıysam işe yaramadı. Sen de madem öyle öldüreyim gitsin dedin ha? Neden böyle bir şey yapayım? Bilmem. Biz de onu merak ediyoruz. Burcu ile aranızda farklı bir ilişki var mıydı? Ne gibi? Oğlum, karşında danışan mıdır, danışman mıdır ondan oturmuyor. Bal gibi anladın neyi kastettiğimizi. Ne psikopatlar gördük lan biz. Sen psikologsan ben o işin ordinarcısı sayılırım. Burcu ile aramızda psikolog-danışan ilişkisi dışında hiçbir şey yoktu. Oldu mu şimdi? Olmadı psikolog efendi. Bunlar ne lan? Ha? Öyle çok şaşırmış gibi bakmayın. Bunlar sizin bilgisayarınızdan çıktı. Silmişsiniz. Ama arkadaşlarımızın bulması çok zor olmadı. Özel hayatım beni ilgilendirir. Bu fotoğraflar hiçbir şey ispat etmez. Yok ya. Kızların kaç tanesi 18 yaşından küçük lan? En azından Burcu'nun 16 yaşında olduğunu biliyoruz. Ama isterseniz araştırırız tabii. Diğerlerinin de kaç yaşında olduğunu bulmak çok zor değil. O fotoğrafları kendileri gönderdiler bana. Yalan söyleme lan. İster inanın ister inanmayın ama gerçek bu. Olay gecesi neredeydiniz? Bir seyahatteydim. Sekreterin de aynı martavalı okudu. Ama ben sana söyleyeyim ne olay gecesi neredeydin. Kızın evine gittin. Kızın evinde kamera olduğunu biliyordun. O gece elektriklerin kesileceğini de. Bahçede kızı gördün. Kız seni görünce içeri kaçtı. Peşinden gittin. Sonra bir süre mücadele ettiniz. Sonra kızı bıçaklayıp öldürdün. Sonra annesi geldi. Tam kaçacakken seni yakaladı. Annesine de eline ne geçirdiysen 2 kere sapladın. Yetmedi 2 kere daha sapladın. Sonra babası seslere uyanıp geldi. Babasını da bıçakladın. Ondan sonra da eve nasıl girdiysen aynı şekilde gittin. Gayet güzel kurmuşsunuz her şeyi. Tebrik ederim. Neredeyse beni de inandıracaktınız. Peki bu anlattıklarınızı ispat edecek deliliniz var mı? Onu da bulacağız psikopat efendi. Onu da bulacağız. Günaydın komiserim.
Günaydın. Uyumadın mı sen daha? Yok komiserim. Bilmiyorum içtiğim kaçıncı kahve ama bu son şifreyi çözmeden bana uyku yok. İyi. Hadi bakalım göreyim seni. Komiserim. Size bir şey sorabilir miyim? Sor. Ama kızmayın. Sor. Zeynep'le aranızda bir şey var mı? Ya, ne alaka oğlum yani? Hayır yok da yani niye soruyorsun? Kendisine çıkma teklifi edeceğim de o yüzden hani şey olmasın. Ha yok ben ilk gördüğümde anlamıştım zaten. Sen yanlış geldin. Evlilik programı başvuruları yan binada. Yok komiserim evlilik değil. Birbirimizi tanıyalım diye çıkma teklifi öyle. Çıkma. Oğlum sen bu iş bittikten sonra Ankara'ya dönmeyecek misin? Döneceğim. Sen Ankara'da, o İstanbul'da nereye çıkacaksınız? Bolu Dağı'na mı? Komiserim. Oğlum tamam zevzeklik yapma. Şu işi çöz hadi. Tamam. Çıkma teklif edecekmiş. Gerizekalı. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Gece öyle bir anda nereye kayboldunuz ya? İşim vardı. Psikologdan ne haber? Bir şey de bilmeyi verin Allah aşkına. Gece Zeynep mesaj atmış. Ya adam psikologdan çok psikopata benziyor ama elimizde yeteri kadar delil yok maalesef. Vay vay vay. Gökte ararken yerde bulduk. Allah kahretsin. Yeni bir ziyaretçimiz var. Bu kadar mı? Nerede o zaman? Yürü. Buldun mu? Yoktu. Birileri almış. Belki de polislerdir. Çip olmadan proje bir işe yaramaz. O çipi bulmak zorundayız. Ya kızımla karım? Fazla vakit kalmadı. Polisler geldi. Çip onlardan öğren. Sakın benden bahsetme. Tamam. Kimseye güvenemeyiz. Hemen üzerini değiştir. Sakince aşağı in. Tamam. Korkma. Biz polisiz. Karımla kızım nerede? Komiserim. Şifreyi çözdüm. Gerek kalmadı. Nasıl? Sinan Bey iyi misiniz? Hocam hastaneden neden kaçtınız?
Bakın her şeyi biliyoruz. Çip bizim elimizde. Korkmanıza gerek yok. Sinan Bey. Geldim komiserim. Evet. Neymiş bakalım şu son şifre? Şifre Ütopya alfabesiyle yazılmış. Thomas More'un Ütopyası. Aynen öyle komiserim. Vay be. Kimin aklına gelirdi? En sevdiğim romanlarındandır. E peki bu rakamlar? Şöyle komiserim. Ütopya alfabesi Thomas More'un Ütopya kitabında kendi geliştirdiği bir dil. Tamamı küçük harf olur. Büyük harf ya da rakam içermez. Yani şu aralarında gördüğümüz rakamlar bildiğimiz rakamlar. Ver bakayım. Şifre gibi görünüyor. Tabii ya. Şifre Michael Faraday'de kullanıcı adı. Ama neyin? Ya işte bu dosyaları sakladığı yerin. Bir dakika. Değil. Şu şifre neydi? Getirdim. Ayakta uyuyor olan ya. Buyurun komiserim. Hah, bulduk ya. Vay be. Hemen incelemeleri için çiple birlikte TÜBİTAK'a yollayın. Tamam komiserim. Başkomiserim. Sinan ne olacak? Dur bakalım, adama biraz vakit vermemiz lazım. Sonuçta karısıyla kızının öldüğünü yeni öğrendi. Gitmedin mi sen daha? Komiserim çözümü buldum. Ne çözümü oğlum? O iş bitti tamam. Hayır hayır, onu söylemiyorum. Şifrelerden bahsetmiyorum. İstanbul'a tayinimi isteyeceğim. Bu sayede Zeynep'le... Ya yürü git oğlum. Hasta mısın nesin ya? Allah, İstanbul'a tayinimi isteyecek. Biz neyle uğraşıyoruz? Herifin uğraştığı şeye bak ya. Lan ya Rabbi. İstanbul'a tayinimi iste. Seni bekliyordu İstanbul'da anasını satayım. Saatlerdir tek kelime etmedi. Bir şey de yemedi. Dur bakalım, kendine gelecektir. Ben bir konuşayım mı? Olur, bir dene bakalım. Mümkünse yalnız lütfen. Hadi gel, biz de seninle biraz spor yapalım. Yapalım. Karaca Home'un sunduğu sinema keyfi devam ediyor. Muhtemelen hiç kimseyle hiçbir şey konuşmak istemiyorsunuz. Çünkü hiç kimsenin sizi anlayabileceğini düşünmüyorsunuz. Biliyorum. Haklısınız da. Çünkü ben de böyle düşünüyordum. Ben de sizin hissettiğiniz şeyleri hissedecek şeyler yaşadım. Ben... annemle babamı kaybettiğimde çok küçüktüm. Hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Aklım erecek yaşa geldiğinde... bana öldüklerini söylediler. Öylece öldüler dediler. Nasıl öldüler? Nasıl insanlardı? Kim yaptı?
hiçbir şey bilmiyorum. Düşünsenize. Hiç tanımıyorsunuz. Yüzlerini hiç görmemişsiniz. Ama her gün onları düşünüyorsunuz. Her gün nasıl öldüklerini düşünüyorsunuz. Bazı anlar geliyordum. Aklımı kaybedecek gibi oluyordum. Aklımı kaybedecek gibi oluyordum. Biliyor musunuz, sırf bu yüzden polis oldum. Onların ölümüne dair belki en ufacık bir ipucu bulabilirim diye polis oldum ben. Ama bulamadım. Hala biri anne baba dediği zaman benim boğazıma bir şey düğümleniyor. Ama Sinan Bey, sizin hala böyle bir şansınız var. Eğer bize olayı anlatırsanız, söz veriyorum size, kimin yaptığını buluruz. Diyeceksiniz ki, bu benim acımı hafifletir mi? Yüreğimi soğutur mu? Elbette soğutmaz. Ama en azından sizi hayatınızın sonuna kadar aklınızı kurcalayacak bu soru işaretinden kurtarır. Çocuk bundan beri insanlığa faydalı işler yapmak istedim. Bu yüzden bu mesleği seçtim. Kırım. Şakayla karışık. Kendisini İşime kuma getirdiğimi söylerdi. Şaka yapmayı severdi. Yıllarca karnımı çok çekti. Ama bir kere olsun sitem bile etmedi. Biliyorum. Burcu doğduğunda her şey düzelir diye bekledim. O gün kadar önce kızımla tartışmıştık. O günden beri konuşmuyordu benimle. Kızıma onu ne kadar çok sevdiğimi bile söyleyemedim. Spor dediğiniz bu muydu başkomiserim ya? Aa, küçümseme. Yürümek dediğin bütün sporların anasıdır. Tembel sporu ya. Öyle de denebilir. Ama bilinen bir sürü faydası vardır. Sinirlere çok iyi gelir mesela. Ayaküstü lafı da soktunuz ha. Seni niye göndermediğimi merak ediyorsun değil mi? Bak senin yaşındayken ben de o sinirlenirdim. Herkese ayar verirdim. Öyle böyle değil. Bir gün manyağın tekini kovalıyorum. Pat diye yığılmışım yere. Hemen hastane falan. Kalp krizi geçirmişim. Doktor dedi ki bundan sonra daha sakin bir hayat yaşamanız lazım. Ya doktor dedim, ben sakin bir hayat istesem polis olmadım. Ama tabii denemedim değil. De insan tabii eski alışkanlıklarından hemen vazgeçemiyor. Neyse bir iki baktım olacak gibi değil. Azrail kapıda bekliyor. Hiç vazgeçmeye de niyeti yok. Benim de mesleğimden vazgeçmeye niyetim yok. Ben de işimi yapmanın daha eğlenceli yollarını aramaya başladım. Yani kendime bir kaçış yolu buldum, anladın mı? Ha, şu avukatlık numarası gibi. Ya daha ne ki, sen hiçbir şey görmedin bende. Daha ne numaralar var? Dosyanı ayrıntılı bir şekilde inceledim.
O gün belki de gerçekten sinirlerine hakim olamadın. Ya da sen o iti vurmasaydın belki de o seni vuracaktı. Bunu hiçbir zaman hiç kimse tam olarak bilemeyecek. Sonuçta bir soruşturma açıldı. Suçsuz bulundun, mesleğe geri döndün. Ama seni her gece sıkıştıran vicdanından da beraat etmek istiyorsan senin de kendine bir kaçış yolu bulman lazım. Bundan birkaç ay önceydi. Evet, buyurun. Buyurun. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi, kimsiniz? Beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Sinan Bey. Evet, benim. Buyurun. Ben MİT'ten geliyorum. MİT'ten mi? Projenizden haberimiz var. Gerçekten mi? Aldığımız istihbaratlara göre bazı yabancı ajanlar projenizin peşinde. Ya. Ama merak etmeyin. Ben sizi koruyacağım. Teşekkür ederim. Evin her yerine kamera taktırmamı söyledi. Arada bir karşıma çıkıp bazı talimatlar veriyordu. Önüne dön. Bir kitap almanı istiyorum. Ne kitabı? Modern kriptolojiye giriş. Niye? Önce oku, sonra anlatırım. O gece çalışma odamdaydım. Birden elektrikler kesildi. Şunu. Senin ne işin var burada? Sessiz ol. İzini buldular. Geliyorlar. Kaçmamız lazım. Ya karımla kızım? Endişelenme. Onlara bir şey olmaz. Senin peşindeler. Hı? Ben şimdi aşağıya inip kontrol edeceğim. Biraz bekledikten sonra in. Arka bahçede buluşalım. Tamam. Tamam. Aşağı doğru indim. Karanlıkta hiçbir şey göremiyordum. Sonra mutfağa doğru yürürken bir ses duydum. Sonra biri atladı üstüme. Boğuşmaya başladık. Sonra bir acı hissettim karnımda. Sonra bir daha. Sonradan anladım ki bıçaklanmışım. Sonra arka bahçeye doğru yöneldim. Biri daha saldırdı. Başka biri mi? Bilmiyorum. Zaten ben kendimi kaybetmiştim. Sonra kendime geldiğimde büyük bir acı hissetmeye devam ediyordum. Birden şifreleri yazdım. Şifreleri yazmanızı sizden istihbarat elemanı istedi değil mi? Evet. Adamdan hiç şüphe etmediniz mi? Etmedim. Zaten ben projeye gözüm gibi bakıyordum. O da hiç bana sormadı projenin ne olduğunu. Yalnızca başıma bir şey gelirse projeyi bulabilmeleri için şifreli mesaj yollamamı söylemişti. Sizce o mu yaptı? Koskoca profesör. İcatlar falan yapıyor. Ama herifin birinin projeyi çalmak için istihbaratçı kılığına girebileceğini akıl edemiyor ya. Öyle mi diyorsun? Yani.
Kılık değiştirme işi sizin uzmanlığınız. Amirim, siz daha iyi bilirsiniz. Olabilir. Ama biz yine Demit'le bir temasa geçelim. Bu işin aslı astarı var mı, bir öğrenelim. Hastanede kendine gelince yine istihbaratçı çıkmış karşısına. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyince de beraber kaçmışlar. İyi, robot resim için birini çağıralım. Bitince de bütün ekiplere dağıtalım. Tamam. Nasıl konuşturdun adamı Zeynep? Kendime özel tekniklerim var diyelim komiserim. Ben size bir gün anlatırım. Aferin Zeynep. Çok iyi iş çıkardın. Hadi yakalayalım şu herifi ya. Aa, başkomiserim. Bu arada Sinan Bey eşiyle kızını görmek istiyor. Sen ilgilenir misin? Tabii. Sana kaldı ihale. Hayırlı işler. Sağ ol. Rica ederim. Özür dilerim. Ne için? Bir daha özür dilemeyeceğim dediğim için özür dilerim. Özrün özrü yani. Öyle. Ben de özür dilerim. Ne için? Yani orada biraz sert çıktım. Yani yabancı birinin yanında yapmamalıydım. Kabul edildi. Ne düşünüyorsun? Olayı mı soruyorsunuz? Ha yok. Şu kriptolog adam. Ha. Başlarda tatlı çocuk dedim. Ama sonradan haddini aştı o. Ne yaptı? Çıkma teklif etti. Sen ne dedin? Komiserim, ne diyeceğim? Sormanız bile hata. İlk defa gülümsediğini görüyorum. Ya düşünüyorum da başı sonu belli bir hayat için niye böyle her şeyi bu kadar kafaya takıyoruz? Öyle değil mi? Hakan, gelecek kaygısı hepimizde vardır. Bu gayet normal. Önemli olan kantarın topuzunu kaçırmamak. İnşallah. Sezen Hanım. Kenan Bey, beklemiyordum sizi. Sürpriz yapmaya bayılırım. Ya ölüler falan, ne bileyim, belki biraz sıkılmışsınızdır dedim. Bir şeyler içelim mi? Bana çıkma mı teklif ediyorsunuz? Öyle de denebilir. Size gönderdiğim görüntüleri izleyebildiniz mi? İyi hatırlattın. Ben de seninle o meseleyi konuşacaktım.
çıkmak derken bunu mu kastetmiştiniz? Vallahi ben çıkmak demedim. Siz çıkmak dediniz. Aklıma takılan bazı şeyler var. Mesela acaba kadın mı daha önce bıçaklandı, kız mı? Bu şartlarda kesin bir şey söylemek imkansız. Hayır hayır, ben bilimsel verileri sormuyorum. Yani içgüdüleriniz de söylüyor, onu merak ediyorum. Yani kadın kızdan daha sonra ölmüş. Ama kız kalbinden bıçaklandığı için anında ölmüş. Bana sorarsanız kadın kızdan önce bıçaklanmış. Peki boğuştuklarını söylemiştiniz. O zaman kız sonradan gelmiş olmalı. Büyük ihtimalle. Yani tabii yani bunu söyleyebilecek bilimsel veriler yok. Bir şey söylemek çok zor. Anladım. Kesin bir şey söylemesi gerçekten çok zor. Ama tahminimde yanılmıyorsam kız şizofren olabilir. Bıçaklarda ve makasta sadece kurbanların DNA'sı var demiştiniz değil mi? Evet, ama o da bize net bir şey söylemiyor. Yani sonuç olarak bulunduklarında hepsi yerde ve kana bulanmış haldeydiler. Ya iki dakika, bilimi bir tarafa bırakamaz mısınız siz? Ben sizden silahınızı bırakmanızı istesem? Sakın arkana dönme. Biraz önce ben sana ne dedim? Sen öldürdün değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Karımla kızımı sen öldürdün değil mi? Öyle bir şey olsa burada ne işin var? Yok. Seni kandırdılar değil mi? Sen de her dediklerine inandın. Ben... Tek bir istekleri var, projeni almak. Biliyorsun, bunun için her şeyi yaparlar. Ama merak etme. Mutlaka bir yolunu bulup seni buradan çıkaracağım. Bana güven. Tamam. 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 Şimdi Sinan Bey, biz Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüştük. Evet. Ne projeden haberleri var, ne de istihbarat elemanından. Ama bu nasıl olur? Şöyle ki, öyle biri yok. Mümkün değil. Morg'da yine gördüm. Neden bana inanmıyorsunuz? Sinan Bey,
Bence siz hayal görüyordunuz. Çünkü ben kapının tam önündeydim. Eğer biri girmiş olsaydı ben görürdüm. Hayır. Hayır, biliyorum. Projemi çalmaya çalışıyorlardı. Maalesef ortada çalınmaya değecek bir proje de yok. Hayır, hayır. Yalan söylüyorsunuz. Beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Ha? Yalan söylüyorsunuz. Beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Sinan Bey. Onu bulmalıyım. Onu bulmalıyım. O beni buradan çıkaracak. Sinan Bey. Projenizi TÜBİTAK'a da yolladık. Bakın, size her şeyi anlattım. Ne olur yardım edin. Yanıldıklarını söyleyin. Sinan Bey, bakın hiç kimsenin sizi kandırmaya çalıştığı falan yok. Bakın, gerçekten çok iyi niyetli bir çalışma ama tutarsızlıklar ve mantık hatalarıyla dolu. Maalesef gerçek bu. Anlayamıyorum. O zaman kim saldırdı bize? Sinan Bey bakın. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Sinan Bey. Bakın, kızınızın psikoloğu, kızınızın rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir teşhis koyamamıştı. Ama bizim buradaki uzman psikoloğumuz kızınızın şizofren olabileceğinden şüpheleniyor. Hayır, hayır, benim kızım gayet iyiydi. Gayet iyiydi benim kızım. Sadece her genç kız gibi psikolojik öyle ergenlikten kaynaklı problemleri vardı, o kadar. Sinan Bey. Hayır, hayır, hayır. Kaçmamız lazım. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Hızlı olmamız lazım. Önüne dön. Bir kitap almanı istiyorum. Ne kitabı? Niye? Bana güven. Sendin değil mi? Sendin. Sinan. Sinan Bey, şizofreninin genellikle aileden geçen genetik bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Elektrikleri tam kesilecek zamanı buldu. Nerede bu ya? Sinan, koru kendini. Dikkat et Sinan. Kurtul ondan Sinan. Kurtul. Sinan, her yerdeler. Sinan, şifreleri unutma. Şifreler. Şifre. Şifre. Şifreler Sinan. Şifreleri unutma. Ah!
155 polisim ben. Alo. Yardım edin. Beyefendi, nereden arıyorsunuz? Cevap verin lütfen. Sakin olun, şunu bir izleyin. Tamam. Arda. Allah Allah, manyak mı ya? Hayır! Hayır, yalan! Yalan! Beni kandırmaya çalışıyorsunuz! Bırakın beni! Karımla kızımı Sinan. Görmek istiyorum! Bırakın beni! Sinan. Karımla kızımı görmek istiyorum! Sinan. Madem onları öldürsen, ben de ölmek istiyorum! Sus artık! Sinan. Sus! Her yerdeler. Kaçmamız lazım. Herkes ölümden korkar. En azından sevdiği birinin ölümünden. Ne kadar korkutucu olursa olsun, korkularımızdan kaçmak yerine onlarla yüzleşmek zorundayız. Aksi takdirde yaşamak bazen ölümden de beter olabilir. Evet, ilaç saatiniz geldi. Karaca Home'un sunduğu Sinema Keyfi devam ediyor. Herkes ölümden korkar. En azından sevdiği birinin ölümünden. Ne kadar korkutucu olursa olsun, korkularımızdan kaçmak yerine onlarla yüzleşmek zorundayız. Aksi takdirde yaşamak bazen ölümden de beter olabilir. Evet, ilaç saatiniz geldi. Sinan Bey,